kargolama gerçekten güzel. Sizler de uzun zamandır kargo videosu bekliyordunuz. Akvaryum Doktoru ve Dis Doktoru kanallarının videolarını fırsat buldukça izliyorum. Çok beğeniyorum hocam. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Hobi kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Çayınızı kahvenizi alın ve videoyu izlemeye başlayın. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Akvaryum doktoru hobici bir arkadaşıyla birlikte bir kargo bekliyordu. Abonelerimden de kargo videosu gelsin diye mesaj alınca bu videoyu çekmeye karar verdim. Kargo bir günde geldi reklam olarak anlaşılmasın ücreti mukabilinde aldım. Ücreti mukabilinde aldım. Şu an arkadaşım ile birlikte paket açılımı yapıyorum. Bakalım ne siparişi ettik. Birazdan göreceksiniz. Kargoyu hangi pet shop'tan sipariş ettiğimi sormak isteyenler yorumlar kısmına sorabilir. Şu an ikimiz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım neler sipariş ettik. Strafor içine koymuşlar. Büyük bir heyecanla açıyoruz. Kargolama gerçekten güzel. Dediğim gibi kargo bir günde geldi. Sizler de uzun zamandır kargo videosu bekliyordunuz. Evet. Beklenen an nihayet geldi. Can dostlarımıza bakıyorum. Bir sıkıntı yok. 8 adet cüce kerevit sipariş etmiştim. İçinde maşallah ölen yok. Oksijen de basıldığı için ve bir günde geldiği için herhangi bir sıkıntı oluşmamış. Bunlar da siyah gül karidesler. 2- Paket 5 adet mavi melek siparişi vermiştik. 10 adet siyah gül karides ve 8 adet cüce kerevit siparişi vermiştik. 6 adet kerevit, 5 adet mavi melek karides ve 5 adet siyah gül karidesi hobici arkadaşıma verdim. O evine götürdü. Strofor kutu içinde ve poşetlere oksijen basıldığı için kargoda herhangi bir sıkıntı olmadı. Hemen eve götürüyorum. Canlıları hemen eve getirdim. Hobi köşemde setin üzerine koydum. Kerevitleri görüyorsunuz. Şimdi can dostlarımızın alıştırmasını yapıyorum. Şu an için bu arkadaşları 8 litrelik beta kabına koyacağım. Sağ olsun arkadaşlar bir tane de fazla göndermişler. O yüzden 3 tane cüce kerevit ben aldım. 6 tane cüce kerevit arkadaşım aldı. Şimdi alıştırmalarını yapıyorum. Maşallah formda damızlık altı, cüce kerevitler. Bunlar da arkadaşlar sağ taraftaki mavi melek karidesler. Şu an elime aldığım mavi melek karidesler. Siyah gül karidesler. Siyah gül karideslerin de formları iyi. Arada bir iki tane açık renkli var. Sanırım onlar green jade ama yavrular daha. Onları arkadaşa yarın götüreceğim. Benden hediye olsun. Sıkıntı yok. Zaten arkadaşla arada hediyeleşiyoruz diğer hobici arkadaşlarla da hediyeleşiyorum. Evet can dostlarımın aşılamalarını yapıyorum. Çok sevinçliyim. Yeni oyuncak almış bir çocuk gibi sevinçliyim. Uzun zamandır düşünüyordum. Havaların serinlemesini bekliyordum. Arkadaşları gönderiyorum. Bakalım bu cüce kerevitlerden yavru alabilecek miyim? Hobide yavru elde etmek hobinin en güzel yanlarından biri. Maşallahlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Görüntü çok net olmadığı için çok gösteremiyorum. Karideslerin aşılamalarına da devam ediyorum. Mavi melek karidesleri, Helena saylangozların olduğu beta kabına siyah gül karidesleri de yarısına kadar dolu olan karides kabına ekleyeceğim. Buraya dekor ayarlayacağım. Siyah gül karidesleri gönderiyorum. Maşallah'larınızı esirgemeyin. Tabii ki burada hem suyu tamamlayacağım hem de biraz daha bitki ve taş ekleyeceğim. Beraber süreci takip ederiz arkadaşlar. Mavi melek karidesleri de 8 litrelik beta kabına veya karides kabı da diyebiliriz. Ekliyorum. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Çok mutluyum şu an. Hani çocuğunuza yeni oyuncak alırsınız. Çocuğunuz çok sevinçli olur ya. Aynı o duyguyu yaşıyorum. Zaten videolarımda diyorum hobide hediyeleşmek güzeldir. Hobice başka bir arkadaşım bana tilki kuyruğu hediye etti. İçinde biraz ramshorn ve adi saylangoz da var. Benim için sıkıntı değil. Şişeyi açalım arkadaşlar. Az önce şişenin tepesinden kesmiştim. Hakikaten mi hocam hiç anlamamıştık. Tilki kuyruğu bitkisine karides kaplarına ekleyeceğim tilki kuyruğu bitkisi doğal rafya. Hiç rafya kullanmaya gerek yok. Akvaryuma yapay malzeme koymaya gerek yok. Tilki kuyruğu beyaz ışık altında bile gelişimini sürdüren bir bitki. Şimdi en sağda bulunan beta kabında siyah gül karidesler var. Şu an şişenin arkasında olan karides kabında ise mavi melek karidesler mevcut. Tabi adaptasyon sürecini geçirdiler. İnşallah daha da adapte olacaklar. Kargo geldiği gün tabi haliyle baya stresteydi arkadaşlar. Bitkiyi kafama göre koyuyorum. Evet siyah gül karideslerin olduğu akvaryuma da ekledim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. <laughs> arkadaşlar size karides kaplarını kargo geldikten 4 gün sonraki halini Kısaca göstereyim. En sağda siyah gül karidesler yemiyor. Ortada mavi melek karidesler var. Bakın siyah gül karidesler yemiyorlar. Tabi bu karides kabına taş ve bitki ekleyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hobi kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.